Hindistan. Onlarca dinin bir arada var olduğu, 20'ye yakın farklı dilin konuşulduğu, dünyanın en büyük kültürel zenginliğe sahip ülkelerinden biri. Geleneğin, kültürün, karmaşanın ve canlılığın karışımını barındıran Hindistan hakkındaki ilginç gerçekleri sizler için derledim. İyi seyirler. Hindistan. 1.380.400.385 kişiyle dünyanın en çok nüfusa sahip ikinci ülkesi konumunda. Ayrıca 3.287.590 kilometre kare yüz ölçümüyle dünyanın yüz ölçümü bakımından en büyük 7. ülkesi. Bu garip ülkede öyle ilginç gerçekler var ki, örneğin sadece filler için bir spa merkezi bulunuyor. Filler burada hamam, masaj ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca dünyanın en çok yağış alan yerleşim yeri de Hindistan'dadır. Bengal Körfezi'ne olan yakınlığı sebebiyle Meghalaya eyaletinde olan Mesrim, yılda 11.873 mm yağmur ile dünyanın en yağışlı yeri olma rekorunu elinde tutar. Peki size dünyada 6 mevsim gören bir ülke olduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Hindistan'da normalin aksine 6 mevsim vardır. Bu ülkede 6 mevsime sahip bir Hindu takvimi vardır. Mevsimler yaz, sonbahar, kış, ilkbahar, muson mevsimi ve kış öncesi mevsimi. Muson mevsimi, diğer adıyla yağmur mevsimi, Temmuz-Eylül arasında yağışın fazla olduğu mevsimi ifade eder. Dünyanın en kalabalık ailesi de Hindistan'da yaşamaktadır. Büyük bir aile derken 10-15 kişilik bir aile diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu büyük aile 94 çocuğu ve 39 karısı olan bir adamın ailesi. Çocuklarının isimlerini hafızasında tutabiliyor mudur onu şu an için bilemiyoruz. Hindistan'da ineklerin kendine ait fotoğraflı bir kimlik kartı vardır. Hükümet inekleri teşhis edebilmek için tüm devlet ineklerine fotoğraflı kimlik kartı şartı koymuştur. Onlar için gerçekten önemli. Sadece ibadet değil, ülkedeki süt ticaretinin de bunda katkısı çok büyük. Hindistan'da yaşayan insanlar tuvalet ihtiyaçlarını çoğunlukla dışarıda karşılarlar. Bu özellikle Hint köylerinde çok yaygın bir manzaradır. Çünkü Hindistan nüfusunun neredeyse yarısının evinde tuvalet yoktur. İnsanlar doğanın çağrısına cevap vermek için içi su dolu bir kap ile tuvalet ihtiyacını karşılamak için tarla benzeri yerlere giderler. Tam 600 milyondan fazla kişi büyük tuvaletlerini buldukları açık alanlarda yapıyor. Çok sayıda Hintli için bu günlük bir gelenek ve umumi tuvaletlere erişimleri olsa bile dışarıyı tercih edeceklerini söylüyorlar. Oysa tuvalet ihtiyacını dışarıda gidermek özellikle çocuk sağlığı için ciddi bir sorun. Dünyada her yıl yüz binlerce çocuk insan dışkısıyla geçen hastalıklar nedeniyle ölüyor. İnsan dışkısıyla bulaşan hastalıklar 5 yaşının altındaki Hintli çocukların yaklaşık yarısının az gelişmesinin başlıca nedeni. Hükümet bu durumun önüne geçmek için tuvaletini evinde veya umumi tuvaletlerde yapanlara para ödeyeceğini bile açıkladı. Fakat hala bu kötü durumun önüne geçilebilmiş değil. Satrançın ana vatanı Hindistan'dır. Oyunun orijinal adı ise bir ordunun dört bölümü anlamına gelen Katuranga'dır. Bilinen yaygın kanının aksine satranç Avrupa'dan değil Hindistan'dan çıkmıştır. Satranç oyunu bu ülkeden önce İran'a ve oradan da Müslüman insanları ile Avrupa'ya getirilmiştir. Dünyada en fazla vejetaryen beslenen insanlar da bu ülkededir. Hindistan'da insanların sadece %40'ı et ürünleri tüketmektedir. Hinduizm dininin büyük bir kısmı vejetaryen beslenmekte. Et yeme kavramı olmadığı için mutfakları meyve ve sebzelerin yanı sıra baharatlara dayanmaktadır. Sebze ağırlıklı beslenmelerine rağmen ülkede ortalama yaşam süresi sadece 69 yıl. Dünyanın en kalabalık festivali Hindistan'da yapılan Kamp Mela Festivali. Dünyanın en kalabalık festivali olan Hindistan'da yapılan Kamp Mela Festivali uzaydan görünmüştür.
2011 yılındaki Camp Mela Festivali 75 milyondan fazla yolcu ile insanların en büyük toplantısı olmuştur. Bu toplanma o kadar büyük bir toplanma olmuştur ki toplanan kalabalık resmen uzaydan görülebilmiştir. Uzaydan görülebilen Camp Mela Festivali Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen Hinduizm geleneklerine göre yaşatılan toplumsal bir festivaldir. Dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul edilir. Müslümanların Kabe'de yaptığı hac, Müslüman Şii mezhebine bağlı olanların yaptığı Erbain yürüyüşü gibi dini bir eylemdir. Hintçe, kamp, sürahi, mela ise adil demektir. Her 12 yılda bir 10 milyonlarca Hinduizm dini mensubu toplanarak kutsal sayılan Genç Nehri ile Namuna nehirlerinin birleştiği yerde yıkanır. 2001 yılında 40 milyon Hindu'nun Genç Nehri'nde yıkandığı tahmin edilmektedir. 2011 yılında 75 milyondan fazla Hindu'nun, 2013 yılında da bu sayının 55 milyondan fazla kişi olduğu tahmin edilmekte. Festival 12 yılda bir yapılmakta ve tam tamına 55 gün sürmektedir. Elmas ilk defa Hindistan'dan çıkarılmıştır. Elmaslar ilk başta sadece Krishna Nehri deltasının Guntur ve Krishna bölgesindeki alüvyon yataklarında bulunmuştur. 18. yüzyılda Brezilya'da elmaslar bulunana kadar Hindistan elmas üretiminde dünyaya öncülük etmişti. Dünyada var olan dinlerin tümü Hindistan'da görülür. Hindistan 1976'da anayasa değişikliğiyle laik devlet olmuştur. Hint altı kıtası dünyanın dört büyük dininin doğduğu yerdir. Bunlar Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm. Hindistan tarihi boyunca din, ülke kültürünün önemli bir parçası olmuştur. Ülkedeki en yaygın din nüfusun %80'inin inanmasıyla Hinduizm dinidir. Hinduizm dini, İslam ve Hristiyanlıktan sonra dünyanın en yaygın üçüncü dinidir. Hindistan'da kız çocukları 7 yaşına geldiklerinde bir köpekle evlendirilir. Garip inanışa göre bu köpeğin kızlar gerçekten evlenene kadar onları koruyacağına inanılır. Kız çocuklarının köpekle evlendirilmesi kadar garip olan bir diğer inanış da erkek bebeklerin yüksek bir yerden aşağıya atılmasının bebeğe iyi şans ve sağlık getireceğine inanılmasıdır. Üstelik 500 yıldan fazla bir süredir gerçekleştirilen bu saçma gelenek Hindistan'da yaşayan Müslümanlar tarafından yapılmaktadır. Talihsiz bebekler yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıda bekleyen insanların tuttuğu çarşafın üzerine atılıyor. Hintli Müslümanların bu geleneği birçok çocuğun sakat kalmasına hatta ölmesine neden oluyor. Çok yüksekten bırakılan bebek aşağıdaki kalabalığın onu tutması esnasında sert darbelere maruz kalabiliyor. Hatta yere bile çakılabiliyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bu saçma gelenek halen devam ettirilmekte. Hindistan'da bizdeki başlık parası geleneğinin tam tersi şekilde gelinler evlenecekleri erkek için bir miktar para öder. Buna drahoma denir. Bu ülkede kurbağalar evlendirilir. Aslında bu bizdeki yağmur duasıyla aynı mantık. Kurbağaların evlendirilmesinin yağmur tanrısını sevindireceğine inanırlar. Bu duada kurbağalara gelinlik giydirilip özel düğün yapılıyor. Bize her ne kadar garip gelse de bu durum Hindistanlılar için oldukça sevimli bir ritüel. Hindistan'da eşleri ölen kadınlar kendilerini yakar ya da yaktırır. Bu durum modern dünyada asla karşılık bulamayacak bir inançtan kaynaklanıyor. Eşleri vefat eden kadınların kötü olduğu, bu yüzden eşlerinin öldüğüne inanılır. Eğer kendilerini yakar ya da yaktırırlarsa tüm günahlarından arınıp eşlerinin yanlarına gideceklerine inanılır. Buna ise sati inancı denir. Hindistan'ın birçok bölgesinde kadınların eşlerine isimleriyle hitap etmesi saygısızlık olarak görülür. Ülkenin kimi bölgesi anaerkil, kimi bölgesi de ataerkil bir yapıya sahip. Burada kadının erkeğe ismiyle hitap etmesi saygısızlık olarak görülür ve sonu boşanmaya kadar bile gidebilir. Hindistan'da esrar kullanmakta herhangi bir yasal engel yok. Ülkedeki insanlar dışarıda hiçbir yasal sorunla karşılaşmadan gayet rahat bir şekilde esrar kullanabiliyor. Bu durum bizim gibi ülkelere garip gelse de ufak bir araştırma yaparsanız esrarın birçok ülkede yasal olduğunu görürsünüz. Hindistan'da intihar etmek günah değil, erdemli bir davranış olarak görülür.
Çünkü Hinduizm inanışına göre intihar etmek günah değildir. Hatta Hindistan'da intihar ederek yaşamına son verenler takdir görmektedirler. Bu doğrultuda bir kişi intihar etmeye karar verirse, intihar etmeden önceki 3 gün Hinduizm anlayışı çerçevesinde oruç tutmakta ve oruçlu geçirdiği bu günlerde nasıl ve ne şekilde intihar edeceğini belirlemekteymiş. Hindistan'da bulunan Genç Nehri'nde yıkananların tüm günahlarından arınacağına inanılır. Bu yüzden ölüler yakıldıktan sonra külleri bu nehre atılır. Tanrı Ganga'ya ait olduğuna inandıkları nehrin asla kirlenmeyeceğine inanırlar. Fakat nehir o kadar kirlenmiş ki birçok hastalığa davetiye çıkaracak bakterileri barındırıyor. Ayrıca içinde kimliği belirsiz yüzlerce ceset olduğu da söyleniyor. Çoğu kişi tarafından yanlış bilinen bir diğer durum da Hindistan'da ineklere tapıldığıdır. Ancak Hindistanlılar ineklere tapmaz fakat kutsal kabul ederler. Çünkü Tanrı Krishna'nın bir ineğin bedeninden çıktığına inanılır. Bu yüzden inekler sokaklarda özgürce dolaşabilir, hatta tapınaklara bile girebilir. Şimdi size vereceğim bilgiyi duymaya hazır olun. Bu ülkede inekler öylesine kutsal kabul ediliyor ki Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde yerel parlamento hayvan koruma yasasında yaptığı değişiklikle inek öldürmeye ömür boyu müebbet hapis cezası getirdi. Bu ülkede sadece inekler değil, ineklere ait her şey kutsal kabul edilir. Örneğin son zamanlarda dünyada yayılan COVID-19 enfeksiyonundan Hindistanlıların korunma şekli, ineklerin dışkılarını vücutlarına sürmek olmuş. İnek dışkısının bağışıklık sistemlerini güçlendireceğine ve kutsal olduğu için kendilerini bu enfeksiyondan koruyacağına inanıyorlar. Doktorlar uygulamanın etkinliğine dair bilimsel bir kanıt olmadığını ve diğer hayvansal hastalıkların bu şekilde yayılabileceğini, ayrıca vücuda inek dışkısı sürmenin çok tehlikeli sonuçları olabileceğini açıklasa da bu inanış Hindistan'da maalesef halen devam ediyor. Düşünülenin aksine Hindistan'da çoğu insan Hintçe bilmiyor. Belki inanmayacaksınız ama Hindistan'da 19.500'den fazla dil ve lehçe konuşuluyor. Ancak bunların sadece 121 tanesi 10.000'den fazla insan tarafından kullanılıyor. Hintçe resmi dillerden biri. Ama düşünülenin aksine herkes Hintçe bilmiyor. Nüfusun sadece %44'ü Hintçe konuşuyor. Hindistan'da evli kadınlar ayak parmaklarına yüzük takıyorlar. Çoğu ülkede sol elinizin yüzük parmağına yüzük takmak evli olduğunu gösterirken Hindistan'da durum böyle değil. Evlilik yüzüğü sağ ele takılıyor ama sadece ellerine yüzük takmıyorlar. Hindu geleneği olarak bikiya olarak bilinen bir yüzüğü ayaklarına takıyorlar. Bu yüzük her iki ayağa da takılıyor. Hindular bu yüzüğün kullanımının tıbbi özellikleri olduğuna da inanıyorlar. İnançlarına göre yüzüğün yaptığı basınç kadının adet döngüsünü düzenliyor. Ayrıca bu yüzükler genellikle gümüşten yapılıyor. Çünkü gümüşün vücuttaki kötü enerjileri temizleyebileceğine inanıyorlar. Hindistan'da McDonald's ve diğer fast food restoranlarında birçok vejetaryen seçenek bulunuyor. Ülkenin %38'i hiçbir tür et yemiyor. Vejetaryen olan kişilerin bu kadar fazla olmasının nedeni genel olarak dini inançlarıyla ilgili. Bu yüzden McDonald's gibi birçok büyük fast food zinciri müşterilerinin isteklerine uyum sağlıyor. Örneğin Hindistan'daki McDonald's menüsünde bezelye, patates ve Hint baharatlarından yapılmış vejetaryen köfteyle hazırlanan hamburgerler bulunuyor. Bu ülkede üçüncü bir cinsiyet resmi olarak kabul ediliyor. 2014'ten beri Hindistan'da hijra üçüncü cinsiyet olarak kabul ediliyor. Hijra transseksüel veya interseksüel insanlara verilen bir isim. Hintliler hijraların şans getirme ve sizi lanetleme gücüne sahip olduklarına inanıyor. Hindistan'da birçok hayvan için yapılan festival ve ritüellerin olduğunu biraz önce söylemiştim. Bunlardan biri de Nek Pankami. Festivalin yapıldığı dönemde yılanlara tapılıyor. Bu festivalde yılanlar süt ve fare ile besleniyor. 3 Ağustos'ta kutlanan festivalde insanların yılanlara tapmalarının sebebi kendilerini ve sevdiklerini yılanlardan korumaları için lordlara dua etmeleri. Çünkü yılın Ağustos dönemlerinde yılanlar kuru yerleri aramak için saklandıkları yerlerden çıkarlar.
İnsanlara zarar verme, hatta öldürme potansiyelleri bile bulunan yılanların kendilerine zarar vermemeleri için bu ritüele ihtiyaç duyarlar. Zehirli olmalarına rağmen yılanlar barışçıl ve zararsız varlıklar olarak kabul edilir. Hindu geleneklerine göre yılanlar öldürülmemeli, daha çok saygı duyulmalıdır. Ve birinin evine girerlerse veya yola çıkarlarsa tevazu ve kibarlıkla yılanlardan evden çıkmaları veya yollarından çekilmeleri istenmelidir. Hindistan'da el ele dolaşan erkekler her yerde. Ama bu erkeklerin hiçbiri sevgili değil, yani sandığımız gibi bir el ele tutuşma da değil. Hatta sevgiliniz ile toplum içinde el ele tutuşmanız toplumsal olarak uygun görülmez. Bu erkekler genellikle yakın arkadaşlardır ve sadece birbirlerine olan sevgilerini ve dostluklarını bu şekilde gösterirler. Hindistanlılar yemek yerken sadece sağ ellerini kullanırlar. Bunun sebebi sol ellerini genelde tuvalette kullanmalarıdır. Bu yüzden yemeklerde asla sol ellerini kullanmazlar. Eğer bir gün siz de Hindistan'a giderseniz yemek yerken sağ elinizi kullanmaya özen gösterin. Aksi halde hiç istemediğiniz bakışları üzerinizde bulabilirsiniz. Bu ülkede hava kirliliği de ayrı bir sorun. Bu sorun öyle boyutlarda ki bazen 800 metre ilerideki binayı veya heykeli bile göremezsiniz. İşte bu gerçekten korkunç. Dünyanın çoğu şehrinde hava kirliliği olsa da Hindistan'da, özellikle Delhi'de işler çok daha büyük boyutlarda. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, Hindistan'da hava kirliliği nedeniyle yaşam süresinin 9 yıl azalabileceğini ortaya koydu. Chicago Üniversitesi'nin araştırma raporunda, ülkenin kuzeyinde dünyada hava kirliliğinin en aşırı seviyeye ulaştığı yerlerde yaşayan 480 milyon insanın tehdit altında olduğu belirtildi. Rapora göre şiddetli hava kirliliği zamanla başka bölgelere de yayılıyor. Raporda temiz hava politikalarının güçlendirilmesiyle insanların ömrünün 5 yıl uzayabileceği ifade ediliyor. Çünkü şu an her yıl 1 milyon insan hava kirliliğine bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. Bu ülkede bıyığı olan polislere ekstra para ödenir. Eğer Hindistan'da polis olacaksanız öncelikle bıyık uzatmalısınız. Çünkü bıyığı olmayan diğer polislerden daha fazla maaş alırsınız. Bu fazla maaş sadece 30 rupiye eşittir. Ama olsun, 30 Hindistan rupisi bu çalışmayı hazırladığım 24.12.2021 tarihinde 4,82 Türk lirasına tekabül ediyor. Eğer bir gün yolunuz Hindistan'a düşerse ev hanımları üreyen bir altın cenneti olarak karşınıza çıkabilir. Bu altınlar onların üzerinden neredeyse hiç çıkmaz. Bu detayı size doğru gelen bir altın yığını görürseniz şaşırmayın diye söylüyorum. Şimdi size vereceğim ilginç bilgiyi okurken ben de çok şaşırdım. Bilgi şu: 80 yıl boyunca tutulan oruç. 80 yıldır oruç tutan kişinin adı Prahlad Jain. Bu adam 1940'tan beri yiyeceksiz ve susuz yaşadığını iddia eden Hindistanlı bir keşiş. Dediğine göre Tanrıça Amba onu besliyor. 2003 ve 2010 yıllarında Jain üzerinde çalışmalar yapılmış. Çalışmaların hiçbiri bilimsel bir dergiye gönderilmemesine rağmen iki çalışmada da araştırmacılar Jain'ın sağlıklı bir şekilde yiyeceksiz ve susuz yaşadığını doğruladı. Dünyanın en uzun heykeli de Hindistan'da bulunuyor. Birlik heykeli olarak bilinen heykel 182 metrelik uzunluğuyla dünyadaki en uzun heykel konumunda. Heykel Sardar Patel olarak bilinen Hindistan'ın bağımsızlık hareketinin öncüsü Sardar Vallabhbhai Patel'i temsil ediyor. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.